haber sunmaktan ki hani bu hakikaten çok marjinal bir işti. Haber sundun ya. Yani pilotluğa kadar, otomobil pilotluğuna kadar ve bununla hız rekoru kırmaya kadar her şeyi yaptın. Evet. Dünya gözüyle yapmak istediğin başka bir şey var mı? İçinde kalan bir yükte var mı? Yok. Şimdi benim yaptığım bu farklı şeylerin altında aslında iyi bir mesaj var. Onları iyi okumak lazım. Mesela o hız rekoru, yani ben deli miyim? Mesela o yaptığım şey 315 kilometre sürat gidişte, 310 kilometre de dönüşte ya de. Ya o soruyu da sorayım bir. Sen deli misin? Sen sıklıkla kendine soracağına ben sana aynen sorayım. Şimdi orada bir şey var. O bir hız rekoru gibi görünen aslında bir hırs rekoruydu. Onun altında mesajı var. Yani biz ben bir vakıf başkanlığı yürütüyorum. Şimdi 6 kıtadan 65 ülkenin, 80 ülkeye çıktık. Üye olduğu bir birlik kurduk. 2 ay önce Bakanlar Kurulu tarafından da onaylandı. Ve Dünya Engelliler Birliği'ni Türkiye'de Endüstri Çatı Örgütü kurduk. Sosyal irtibat üssü haline getirdik engellilerle alakalı. Dünya genelinde. Dolayısıyla hani farklı şeyler yaparak farklı yani engellilik algısını pozitif anlamda yukarı çekmek lazım. Bunlar hep farkındalık çalışmaları. Yoksa yani yaptığım işe bakarsan hani ben arka arabadan komut ediliyorum. Kulaklığımdaki, yani kaskımdaki sesle Volkan Işık dostumuz tabii onu koordine etti. Bir santim yanlış hareket etmen 60 metre seni yanlış yere götürüyor. Sağ pistin genişliği var. De 45 metre. Yani bir santimin affı yok orada. Ciddi bir risk var orada. Ama neticede yapacağım dedim, yaptım. Şimdi bak, çünkü şöyle bir şey vardı. Bir baktım Afrika'da bir kör rekor kırmış. Bir baktım İngiltere'de de bir kör rekor kırmış. Oğlum dedim, bu İngiltere'deki körler, Afrika'daki körler yapıyorsa bunu Türkiye'deki bir kör niye yapmasın? En hızlı körü bu dünyada Türk körü olmalı dedim. Anladın mı? Dolayısıyla hani sen adam... Sen çok yaşa ya. Evet. Ya vallahi Utin abi. Şimdi aldık getirdik, fena mı oldu? 157-160 sayfa ülkemi dünya basınında yer almasını sağladık. Çok güzel ya. Muhteşem bir şey. Hakikaten de... kötü bir şey olsaydı da yine yer alacaktık. Ya, hayırlı ya da hayırsız. Hayırlı kadar hayırsız.